Bu videomuzda Pollux 3TN model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Intel'in en son nesil işlemci modellerinden olan Core i3-9100F bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Asus'un H310 Emre model anakartının sisteme konumlandığını görmekteyiz. Anakartın RAM bellek yuvasında 8 GB 3000 MHz DDR4 tek modül bellek bulunmaktadır. Bir oyuncu bilgisayarının en temel parçası olan ekran kartı kısmında Inno3D markasının Nvidia GeForce chipsetli GTX 1650 4 GB 128 bit ekran kartı modeli kullanılmaktadır. Sistem depolama kısmında hard diske kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 240 GB 2.5 inç SATA SSD kullanıldığını görmekteyiz. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşenleri ve aksesuarları seçebilirsiniz. Sistem kasası 35.5 cm derinlikte, 45 cm uzunlukta ve 20 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet ön panelinde, 1 adet ise arka bölümünde olmak üzere toplamda 4 adet 120 mm boyutundaki RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Fanların halka şeklindeki RGB aydınlatmaları kontrol edilememekte olup stabil olarak RGB renk biçiminde yanmaktadır. Kasanın üst bölümünde ve güç kaynağının konumlandığı bölümde bulunan manyetik toz filtreleri sayesinde hava sirkülasyonundan dolayı oluşacak sistem içi tozlanmayı minimuma indirmektedir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelde 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 2 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları, 1 adet reset ve 1 adet güç düğmesi olduğunu görmekteyiz. Güç ve reset düğmesi arasında kalan 2 adet aydınlatma göstergesi ise kasanın çalıştığı zaman sistemin kendisinin ve sistemin depolama biriminin çalışır durumda olduğunu gösterir. Kasanın yan panelinde plexi cam bulunmakta olup elle sökülebilen vidaları sayesinde kolayca çıkartılabilmektedir. Arka tarafına baktığımızda 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 1 adet gigabit ethernet portu, 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında GTX 1650 model ekran kartının 1 adet HDMI, 2 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları bulunmaktadır. Lakin sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu portlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 450 watt'lık güç kaynağı verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Kasanın sistem içi kablolamaya oldukça uygun kanal geçişleri bulunmaktadır. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemcinin üzerine konumlanan soğutucusu, micro ATX boyutunda anakart, RAM ve ekran kartı bizleri karşılıyor. Sistemin anakartında bulunan 2 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 32 GB kapasiteye kadar bellek desteğini olanak sağlamaktadır. Anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD ve hard disk kullanabilirsiniz. Sistemin oyun testlerini 1080p çözünürlüğünde 165 Hz 1 milisaniye tepkime süreli bir monitörde oyun içi tüm grafik ayarlarını orta düzeyde olacak şekilde ayarlayıp yapmaktayız. Oyuncuların en çok oynadığı oyunlardan biri olan PUBG'de sistem test sonuçlarına yakından bakalım. Fiyat performans odaklı olan bu sistemde 1080p çözünürlük ve orta ayarlarda hemen hemen çoğu oyunu 60 FPS üzeri oynayabilirsiniz. Her zaman en iyi FPS sonuçları için sisteminizi güncel tutmayı unutmayın.